Barış Ülkün'le konuşacağız. Ana Haber'in birinci bölümünde hem borsanın kapanışını birlikte yorumlayacağız, hem kura bakacağız, hem uluslararası piyasalardan gelen haberlere bakacağız. Bu arada IMF ile Türkiye arasındaki ilişkilere dair biraz önce Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin açıklamasını aktarmıştık. Orada Hazine ve Maliye Bakanı son derece doğru ve yerinde bir tespit yapıyor. Türkiye'nin IMF ile girdiği herhangi bir borç anlaşması yok şu an itibariyle. Türkiye'nin SDR özel çekim hakları çerçevesinde diğer ülkelerde olduğu gibi IMF ile ortaklık anlaşması ya da IMF ile protokolü olan ülkelerin hepsinin sahip olduğu haklardan birini kullanmış durumdayız. Bu da Türkiye'nin kotasına isabet eden 6 milyar dolar civarında bir para. Bu IMF borcu değil, IMF ile herhangi bir taahhüde girmiş durumda değiliz. Bu bir yanlış anlaşılma, yani muhalefetten gelen bir yanlış anlaşılma. Dolayısıyla bunun düzeltilmesi gerekiyor. Muhalefetin de aslında böyle şeylere dikkat etmesi gerekiyor. Yani sadece muhalefet olsun diye, evet, böyle şeylerde bir tür propaganda unsuru olarak kullanılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Barış, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk Ali Bey. Şimdi borsayı değerlendirelim isterim. Öncelikle 0.35 bir azalış var. 2785 puandayız. Düne göre bir miktar aşağıdayız. Çok az aşağıdayız. Bugünü yukarıda kapatacağımızı tahmin ediyordum. Yani 2795'in üzerinde, hatta işte 2800'ü görürüz diye umutlanmıştık. Fakat olmadı. Neden acaba borsa bu düzeltmeyi yaptı size göre? Evet. Şimdi borsada tabii 4 gündür arka arka devam eden bir yükseliş vardı. Ve aslında devamı da var. Tabii, yeter diyorsun. Temmuz'da evet. Neydi ben? 2375'ten başlayan bir yükseliş hareketi var kısa vadede. Tabii bu hem yurt içi yerleşik yatırımcıların katkısıyla oluşan, bilanço dönemine girdiğimiz, yani onun etkisiyle oluşan bir yükseliş. Şimdi yavaş yavaş aslında belli başlı hani bir psikolojik seviyeye devrede geldiğimiz için, yaklaştığımız için işte 2800, ya biraz daha yukarıda benim gördüğüm 2850 direnci var. Şimdi bu bölgede biraz hem işte bilanço döneminin yavaş yavaş işte ortalarına geldik. İşte bugün konsolide olmayanlar açıklanması son günü. Daha sonra konsolide olanların bilançolarını göreceğiz ama işte bankaların çoğu açıklandı. Oradan biraz o güçlü banka bilançolarının desteğiyle oluşan işte alımların etkisinin bir miktar kar satışına doğru yöneldiğini biraz belki burada göz önünde bulundurabiliriz. Demin de bahsettiğim gibi 2800 civarında biraz test edebilir burayı. Yani burayı geçmek için biraz daha önümüzdeki günleri biraz bakacağız gibi duruyor. Teknik göstergelere baktığımızda da hemen hemen aşırı alım seviyelerine de geldiğimiz bir noktadayız. O yüzden bir miktar kısa boyutlu olduğunu düşündüğüm, olacağını düşündüğüm kısa vadeli düzeltme hareketleri işte bence bugün ilkini biraz yaşadık gibi duruyor, gözüküyor şu aşamada. O yüzden de 2800'ü bugün de denesek de üzerine 2807'yi gördük mesela bugün. Bir miktar düşüşle tamamladı. Yurt dışında da çok olumlu bir, yani gidişat anlamında bakarsak gün içerisinde risk iştahının yüksek olduğu bir görünüm de yoktu aslında. Orada yurt dışı piyasalar özellikle Amerikan enflasyonuna odaklanmış durumda. Orayı bekliyor. O yüzden de onu da biraz içeriye doğru etkisini biraz herhalde bahsetmek gerekebilir. O açıdan yani teknik göstergelerle açıklayabileceğimiz bir miktar düzeltmeye, biraz kârların cebe alınması gibi eğilimlerle geçtiğini söyleyebileceğimiz bir gün özetleyebiliriz aslında. Şimdilik yani buradan ciddi bir geri dönüş hala beklememekle birlikte kısa vadeli düzeltmelerin olacağı bir süreci de biraz yaşayabiliriz. O yüzden 2800'de takılıp birkaç gün daha bakacağız. Yani üstüne geçip kapanış orada olacak mı bakıyor olacağız. Benim özellikle izlediğim direnç de 2850 seviyesi. Onun üzerine geçerse de artık yeni bir zirve seviyelerini görmeye başlarız diye bekliyorum ben. Peki direnci verdiniz, o zaman bir de desteği söyleyin. Destek seviyesi evet. Nereler gözüküyor? Yani birden fazla destek seviyesi varsa onları işaret ederseniz. Evet. Ya biraz aşağılarda benim gördüğüm 2740-2745 seviyeleri var. Biraz daha aşağıda aslında daha önemli olacak olan 2685 var. Düzeltme olur da 2685'e doğru gelirse önemli bir teyit olmuş olur. Artık buradan da tutunursa aynı o Temmuz ortasında olduğu gibi işte o dibi görüp oradaki tekrardan yukarı bir hareket tekrardan başlama ihtimali olabilir. Destek seviyesi olarak iki tane yer söyledim. 2740-45 civarı bir yer. Biraz daha aşağıda 2685. Bu bölge üzerinde kalabildiği müddetçe bu bölge aralığına gelip de buradan geri dönebilirse ya tekrardan zaten olumlu fiyatlamanın geldiği günleri görmeye devam edebiliriz gibi geliyor bana. Yani bilançolar bazlı hareketler gelebilir yine. Dediğim gibi konsolide şirketleri, daha büyük şirketlerin finansal sonuçlarını görüyor olacağız ve şimdiye kadar gelen sonuçlar aslında ikinci çeyrek için iyi sonuçlara işaret etti. Sanayi tarafından da gelen şirket sonuçlarını gördük.
yeni gelecek olan sonuçlarla birlikte bunun Borsa İstanbul tarafına olumlu etkisinin gelmesini bekliyorum. Yani burada yerli yatırımcı katkısından bahsediyoruz. Bence fonların da giriş yaptığını görebiliyoruz. Burada bunların katkısıyla yukarı yönlü hareketler tekrardan gözlenir beklentimi şu aşamada hala koruduğumu tekrar edebilirim. Peki 2850 direnç noktasının geçirebilmesi için hangi endekslerden destek bulur borsa? Yani nerelerde ciddi ataklar olabilir, ona göre baksınlar. Yani şuraya bakın, şu endekslerde bir kıpırdanma görürseniz biliniz ki 2850 direnci geçirecektir. Oradan yukarısı da söz konusu olabilecektir diye dirençler bazında bir şeyler anlatmanızı rica ediyorum. Evet. Tabii şimdi 2850'ye çok bir şey kalmadı aslında. Yani orası için yani genel gidişata göre şimdiye kadar nasıl olduysa oradaki onu etkileyen değişkenler yine burada da geçerli olacaktır. Bence yine bankacılık üzerinden gidebiliriz aslında ilk etapta. Banka endeksi şu anda 2420 seviyesinde gözüküyor olsa da yani şu anda evet 2400 tam 20 civarında kapatmış. Bu hani yeni zirve bir seviyelerye yakın bir yerler gözüküyor olsa da aslında yurt dışı benzerleriyle karşılaştırdığımızda ve gelen banka finansal sonuçlarının getirmiş olduğu değerlemelere bakmış olduğumuzda yine aslında oldukça ucuz olduğunu gösteriyor bize bu banka karlılıklarına göre değerlendirdiğimizde. O yüzden de gidecek yolun daha olduğunu düşünüyorum ben. Önemli bir risk ortaya çıkmadığı müddetçe ben Borsa İstanbul tarafındaki yönün bu taraftan biraz daha açık olduğunu düşünüyorum. Yani aslında 2850 civarında doğru yükselişler yine banka kaynaklı olarak gelebilir. Sanayi tarafının da işte az önce söylediğim gibi konsolide bilançoların da gelmeye başlamasıyla yani gelmeye devam etmesiyle birlikte oradan gelecek katkı da görebiliriz. Yani hem banka endeksi hem sanayi endeksi tarafındaki yükselişler endeksi yukarı yönlü taşıma potansiyelini sağlıyor. Biraz da özele inersek işte yaz ayı içerisinde olmamız nedeniyle özellikle turizm, hizmet sektörüne ilişkin, taşımacılık sektörüne ilişkin şirketlerin de ben yine hareketli olmaya devam edeceği bir süreci yaşayacağımız açısı düşünüyorum. Yani bunların katkısıyla biraz da yukarı hareketleri bu bağlamda o bahsettiğim seviyeye doğru görme durumu yaşanabilir gibi düşünüyorum açısı. Evet. Peki kura bakabiliriz. Kurda da ciddi bir eşik yakalandı. 17.90-92 bandı. 95'i bazen görüyor, bazen aşağı doğru geliyor. 18'i birkaç kez yakaladı, oradan geri döndü, aşağı düştü ama 18'in üstüne çıkacak gibi gözükmüyor. Hem bir yıl sonu hedefi vermenizi rica ediyorum, tahmini vermenizi rica ediyorum. Hem de kısa vadeli olarak 18 ve 18 üzerinde tutunabilirse nereye doğru gider size göre kur? Şimdi tabii kurda zaman zaman, şimdi mesela geçmiş grafiğe bakıyorum. Belli bir dönem, belli bir yataylıkta gidiyor. Bu yataylığı gittiğinde uzunca sürede olabiliyor bu yataylık. Geri dönüp baktığımızda mesela 14'lü seviyelerde bunu gördük. Daha sonra 17'li seviyelerde bunu gördük. Sonra düşüşlerden sonra tekrar sert yükselişler devam etmeye başladı, başladığını gördük. Ve şimdi yine ona benzer bir hareketin yine oluşmaya başladığını görüyoruz. Yani mesela 16'lara kadar geldikten sonra tekrar yukarı bir hareket, 18'in üzerine doğru bir deneme. Ve bir süredir de şimdi yeniden bir yatay bir hareket devamı şu anda var. Yani bu aslında yani biraz hani müdahalelerle biraz da işte belli eşik seviyelerin, psikolojik seviyelerin altında tutma eğilimini biraz bize gösteriyor gibi geliyor bana. O yüzden de bir süredir 18'in üzerine zaman zaman denemeler olsa da tekrar aşağı yönlü hareketlerin oluştuğunu bu noktada görebiliyoruz. Şimdi burada son zamanlarda gelen bazı haber akışları vardı. Onlara biraz herhalde bakmak lazım. İşte bu Akgünlükler Santrali'nin inşaat konusunda mesela Rusya'dan para geldiğine dair evet. Bazı dedikodular başladı mesela. Bunu aslında biraz açıklanan döviz rezervleriyle Merkez Bankası döviz rezervlerine birlikte bakıldığında biraz orada yükseliş var. Onunla biraz belki açıklanabilir gibi geliyor bana. Yani neden bulmaya çalışıyorum bu olabilir mi diye. Ama görünen şu ki herhalde söyleyebileceğimiz şey burada. Bir süre daha 18'in altında kalma eğilimi gösterecek görüntüsünü veriyor şu aşamada. Ama işte bu grafik geçmişe baktığımızda yine başta söylediğim gibi belli başlı o yataylık geçen o süreden sonra o eşik seviye geçtikten sonraki süreçteki yukarı hareketi tekrardan görme ihtimalimiz olabilir. Bu da nasıl olabilir? Yılın şu anda ortasına geçtik. Artık son 4 aya girdik. Enflasyon burada tabii bizim için önemli faktör olacak ve görüntü şu ki tabii ki enflasyonda şu anda henüz tepe noktayı görmüş gibi bir görüntümüz yok.
özellikle üretici fiyatları, tüketici fiyatlarındaki o makasın açılıyor olması yeni fiyat yükselişlerini beraberinde getirebilir görüntüsünü veriyor. Bu da doğal olarak yerli yatırımcıyı biraz da Türk lirasındaki o değer kaybındaki koruma etkisiyle, efektiyle dolarda kalmaya tercih ettiriyor. O yüzden hani kur korumalı mevduat ürünü tabii ki etkili oldu bu aşamada şimdiye kadar. Bir miktar etkili olduğunu düşünüyorum tabii ki ama oradan geri dönüşlerin ne tarafa doğru gideceği önümüzdeki günlerde önemli olacak. Bu enflasyonda yükseliş eğilimi devam ederse bunun korona etkisi ne kadar daha müdahaleyle bu tarafta tutulabilir buna bakmak lazım. Yurt dışına dönüp baktığımızda da Amerika'nın özellikle işte faiz artırımlarına devam edeceği süreci hep birlikte görüyoruz. İşte son gelen verilere şimdi bakarsak da Fed'in faiz artırımını 75 bas puan şeklinde devam edecek görüntüsünü veriyor. Eğer bu taraftan da dolar endeksi eğer 106-105 seviyesinde kalıp da yukarı hareketini devam ettirirse hem dış etkenler hem de iç etkenler bileşkesinde kur tarafında bu seviyelerde kalamayacağımız gibi görüntü var gibi duruyor. Bu pencereden baktığımızda şu anda bunu görüyorum ama çünkü ülkemizde özellikle ekonomik gelişmeler hızlı bir şekilde değişkenlik gösterebildiği için her an olumlu gelişmeleri tabii ki bakmak lazım yani neler olabileceğine dair. Ama şu görüntüden baktığımızda 18 üzerine geçme potansiyelini taşıyor mu dersek şu anki görüntü taşıyor gözüküyor. O zaman herhalde yeni zirve seviyeler 18.50 ilk etapta herhalde görülecek bir yer gibi düşünülebilir. Ama dediğim gibi bir süre daha sanırım bu yatay hareket devam edecek gibi görünüyor. Peki, şimdi bugün Ahlatçı'nın bir basın toplantısı vardı, bir altın toplamayla ilgili. Bilmiyorum takip edebildiniz mi Ahmet Ahlatçı'nın? Ben de bu basın toplantısındaydım. Orada Ahmet Bey'in de bir yıl sonu tahmini vardı. Hatta bize de tahmin yaptırdı ama ben girmedim o topa söyleyeyim. Yani asla bilmediğim işlere girmem. 21 civarında tahminde bulunanlar oldu. Ahmet Bey'in tahmini 20 idi yıl sonu itibariyle. Evet. Sanıyorum dolarda evet yani bir optimum nokta o olabilir. 20 görülebilir. Ancak tabii koşullar elbette böyle devam ederse yani bütün koşullar aynı kalmak kaydıyla. Hani normal şartlar altında diye bir şey var ya kimyada. Eğer öyle devam ederse 20 doğru. Ama yok koşullar değişirse 20'nin çok üzeri olabilir. Ben bugünkü CDS'e baktığımda bu anlamda daha iyimser düşünebiliyorum. Yani CDS'teki bu gerilemeye baktığımda sanki işlerin bir parça daha yoluna gireceğini düşünüyorum. CDS 703 seviyesine kadar geldi. 900'lerden buraya geliyoruz. Hoş gerçi 900'den 700'e inmiş olması CDS'lerimizin normale geldiği anlamına gelmiyor. CDS'lerimiz hala çok yüksek, hala default etmiş ülkelerin seviyesinin bile çok üzerinde. Örneğin Arjantin'in seviyesinin çok çok üzerinde. Bu yüzden bir miktar daha aşağı doğru gelirse, yani mesela 500'leri görürsek o zaman kurda gerçekten sağlam bir eşik yakalarız diye düşünüyorum. Yani ikili hanelere geçmeden buralarda kalabilmesini sağlarız diye düşünüyorum. Ne dersin? Şimdi katılıyorum. 900'ün üzerini denedik yakın vadede. İşte içinde yaşadığımız ekonomik görünüm itibariyle biraz da tabii bunu söylemek evet. lazım etken olarak. Son birkaç gündür dediğiniz gibi önemli bir geri çekilme var. Ben de şu andaki güncel CDS rakamını söyleyeyim. 709'da şu anda. Evet. Oraya kadar geldi ama tabii dediğiniz gibi yani diğer ülkelerle kıyasladığımızda yine oldukça yüksek bir seviyede. Yine aslında borçlanma maliyeti olarak bakıldığında ekstra o prim olarak eklenecek faiz oranı hala yüksek bu 700 puan olarak baktığımızda. Bu da bizim için tabii hala bir olumsuzluk unsuru olarak göz önünde bulunacak bir gelişme. Ama tabii nereden bakarsak bakalım 900'lerden 700'lere gelinmiş olması tabii ki bu da olumlu. Aynı zamanda 2 yıllık gösterge tahvil faizinin de enflasyonun şu anda %80'ler seviyesinde olduğu bir noktada %20 seviyesine doğru gerilemiş olması da işte baktığınızda dün itibariyle görmüştüm. Orada hani iyi bir noktaya da işaret ediyor. Euro bondların da faizlerinde bir geri çekilme olduğunu görüyoruz. Tam olarak neden kaynaklandığına ilişkin net bir yorumum yok ama böyle olması tabii ki iyi bir gelişme. Son günlerde bunlara yönelik eğer bu eğilim bu şekilde devam edecek olursa bunun tabii ki risklerin azaldığına dair daha fazla işaret olduğunu ve bunun neden olduğuna dair bir daha belirgin bir neden ortaya çıkarsa tabii ki bizim için daha da olumlu fiyatlamaya doğru işaret edebilir. Belki o zaman kur tarafındaki aşağı yönlü hareketleri görme ihtimalimiz o zaman olabilir gibi düşünüyorum ben. Mesela
Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın bugünkü açıklamaları vardı. İşte Akdeniz üzerinde işte gaz aramaları konusunda yeni bir sondaj gemimizin başlayacak olması. İşte Karadeniz'deki doğal gaz çalışmalarının sonlandırılıp oradan sevkiyatların başlamasına ilişkin açıklamalar. Bunlar bizim için önemli. Açıklamanın içerisinde önemli olarak bulduğum bir an önce bu işi halledip şu andaki dünyanın genel gidişatına yönelik olarak bakıldığında bunu hemen bitirmeliyiz açıklaması da oldukça önemli. Çünkü enerjiye oldukça bağımlı, dışa bağımlı bir ülkeyiz tabii ki bildiğimiz üzere. Burada tabii ki bu Karadeniz tarafı bir miktar da olsa yani etkileyecek bizi, tamamen etkilemeyecek ama nereden bakarsak bakalım ileri yönelik olumlu bir gelişme olarak bakmak gerekiyor. Bu bence önemli bir gelişme. Buradan kaynaklara bakacağımız neresi olabilir dersek, işte yakın vadede işte Şangay zirvesine, o beşli zirveye katılma gibi bir durumumuz gerçekleşecek gibi gözüküyor. Burada Rusya ile birlikte hareket ediyoruz. Orada ne gibi gelişmeler gerçekleşecek? Bunun Avrupa ve Amerika nezdinde nasıl tepkilerle karşılaşabileceğimiz, burası da önemli bir gelişme aslında ama tüm bunlara bakıldığında bu CDS'deki geri çekilme, faizlerdeki geri çekilme olumlu. Yani gelecek günler içerisinde bunun devamı gelirse burada kurun üzerindeki baskının da azalmaya başlayacağı bir süreci görebiliriz. Ama dediğim gibi bu bir süreç. O yüzden hani ben 18'de bir miktar daha salınabileceğimizi, o yüzden ileri yönelik olarak da 20 seviyesinden ziyade biraz da temkinli olup 18-50 seviyesini o yüzden biraz daha bahsettim. 18-18-50 bandını bu gelişmeler çerçevesinde ve daha somut ilerlemeler ve haber akışları içerisinde değerlendirmenin herhalde daha doğru olacağını düşünüyorum ben. Evet. Şimdi petrolde garip bir durum var. Petrolde birkaç gündür devam eden 95 dolar ve altı seviye bugün aşıldı. 98'deyiz. Sebep de son derece açık. Rusya Batı'ya karşı kartlarını değişik biçimde açıyor. Yani Batı bir misilleme yapıyor, bir ambargo uyguluyor. O ambargoya karşı Rusya da elindeki bütün kartları tek tek oynamaya başladı. Bunlardan bir tanesi Ukrayna üzerinden geçip Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya'ya giden bir petrol boru hattı var. Ukrayna petrol boru hattındaki yükümlülüklerini yerine getirmediği için, parasını ödemediği için buradaki petrolü kesti. Bu petrolü kesince sadece Ukrayna petrolsüz kalmadı. Aynı zamanda Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya'da petrolsüz kaldı. Bu da petrol fiyatlarını yukarıya doğru taşıdı. Hemen gün içinde 2-3 dolar üzerine koydu geldi. Anlaşılan o ki Rusya petrol ve doğalgaz üzerinden Batı'yla epey bir ciddi bilek güreşi yapacak gibi gözüküyor. Ve petrol fiyatlarının aşağı doğru gelmesini engelleyici bir süreç var diye düşünüyorum. Yani yeniden bir 100 doları yoklayabilir miyiz acaba? Şu anda baktığımda 97, gün içerisinde 98 tarafı yani dolar seviyeleri test edilmiş. Şimdi bir miktar oradan bir geri çekilme var. Tabii burada önemli olan konu şu bence. O tarafa doğru doğalgaz arzının kesilmiş olması karşısında bir de Almanya tarafına doğru giden gaz akışı var. Şimdi orası kesilmemiş gözüküyor. Bence orası kesilirse önümüzdeki günlerde böyle bir aksiyon alırsa Rusya, o zaman bence 100 ve üzeri doları hızlı bir geçişin olmasını bekliyorum. İlk etapta o tepki gelmiş ve şimdilik o tepkinin sönümlendiğini şu anda gözlüyorum ben. Yani bu ülkelerin dünya ekonomisine olan katkısı yani belki çok yüksek boyutta olmadığı için o ilk tepkiden sonra şimdi bir miktar daha geri çekilme görebiliriz ama ya da şunu vurgulamak lazım bence. Önümüzdeki günlerde bence Rusya'nın eli oldukça güçlü. Yani şimdiye kadar bakıldığında atılmış olan o tüm yaptırım adımları karşısında şu anda Avrupa, İngiltere ve bence sonra Amerika'da, bence tabii Avrupa burada oldukça zorlanan bir sürece doğru gidiyorlar. Özellikle sonbaharla birlikte enerjinin talebinin, daha doğrusu arzının azalmaya başladığını daha fazla hissetmeleriyle birlikte bunun ekonomi olan etkisi de daha fazla hissedilir hale gelecek. Aslında bu durum Avrupa ekonomisinin yavaşlamasına neden olarak petrol talebinin de düşmesine imkan verecek, olanak sağlayacak ya da durum ortaya çıkartacak. O zaman belki de petrol fiyatlarında daha aşağı seviyede de görme ihtimalimiz olabilir gibi de aslında bir yorumda bulunabilir diye düşünüyorum. Evet, Çin-Tayvan arasındaki gerilim azalırsa bir miktar daha o zaman petrol fiyatlarının aşağı doğru gelmesi söz konusu olabilir. Geçtiğimiz günlerde 50-55 dolar bandında tahminler geldi uluslararası bankalardan. Bakalım göreceğiz yani bu yılı yıl sonuna doğru 50-55 dolar bandında bir petrol fiyatıyla karşılayabiliriz. Eğer öyle olursa Türkiye'nin hem cari açı hem dış ticaret açığında önemli bir kazanım sağlayabiliriz. Son birkaç dakikayı da yarın borsanın yönüne dair nasıl bir açılış bekliyorsunuz? Ne olabilir? Tabii tahmin yapmak zor biliyorum ama yine de sizin bir yaklaşımınız olur diye düşünüyorum. Evet.
Şimdi dediğim gibi Borsa İstanbul tarafı bugünkü hareketiyle yani 4 günlük yükselişten sonra bugünkü hareketiyle bir miktar hani dinlenmeye ya da karar vermeye geçmiş olabilir mi acaba? İlk sinyalini verdi gibi geliyor bana. Demin de bahsetmiştim, teknik göstergelerde bir miktar hani yorulma emareleri gözüküyor gibi. O yüzden hani biraz tetikte olmak, biraz da dikkatli olmak, yani bugüne kadar elde edilmiş kazanımların bir kısmını hani cebe almak, yani kar realizasyonu yapmak makul olabilir gibi geliyor bana. O yüzden 2800'ün üzerinde kapanış aramak lazım. İki kere denedik, dün ve bugün denedik 2800'ü ama altında kapanış yaptık. O yüzden hani bu iki günlük bu kapanışlar biraz açıkçası beni o konuda düşündürdü. O yüzden 2800 üzerine bir geçiş ve yarınki kapanışı mesela bu seviyede olması lazım ki yükselişin devamından bahsedebiliyor olalım. Eğer yarın da bu seviye altında bir eğilim oluşursa, ki yarın Amerika'dan enflasyon verisini göreceğiz. Bu da risk iştahının önemli bir göstergesi olabilir yurt dışında. Mesela bakıldığında manşet enflasyonda bir miktar hani gerileme beklense de çekirdek enflasyonda bu yılın Ocak ayından itibaren kademe kademe düşüşler vardı. Bu veride yükseliş beklentisi var. O yüzden hani burada eğer beklentilerden daha fazla yükseliş gelirse Fed'in de faiz artımlarına devam edeceği beklentisi biraz risk iştahını bozabilir gibi düşünüyorum ben. Oradan biraz etkilenme de olursa eğer bizim Borsa İstanbul'da yurt dışı kadar olmasa da biraz daha düzeltme eğilimleri gözlenebilir. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Bahsettiğim destek seviyelerini 2750-2745 seviyesi ilk etapta izlenilmesi gereken yer olarak açısı düşünüyorum. O yüzden 2800 önemli. Bahsettiğim destek seviyesi de ilk bakılması gereken yer olarak açısı özetleyebilirim. Peki Barış, çok teşekkürler. Barış Ülkün'le konuştuk.